Herkese merhaba. Mod Tasarım tarafından Yapı Katalog webinar desteğiyle düzenlenen etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir deneyim tasarımı ofiste her şey başlıklı oturumda konuğumuz IAM kurucu ortaklarından Mimar Emre Kuzlu. Katılımcılardan etkinlik boyunca kamera ve mikrofonlarını kapalı tutmalarını rica ediyoruz. Eğer sorunuz varsa bize chat bölümünden yazabilirsiniz. Etkinliğin sonunda Emre Bey'e soracağınız soruları ilettiğimiz bir soru cevap bölümü olacak. Herkesin keyifli zaman geçirmesini diliyorum. Öncesinde de kısaca ofiste her şeyden bahsettikten sonra sözü Emre Bey'e bırakacağım. Ofiste her şey mod tasarım tarafından bir showroom'dan çok daha fazlası olma amacıyla iş hayatının merkezi konumu Levent'te yer alan bir deneyim konsepti. Markaların müşteri deneyimi alanındaki ihtiyaçlarını, müşterilerin ihtiyaçlarını da gözeterek karşılamak amacıyla IAM tarafından özenle tasarlanan bir ofis deneyimi. Ofiste her şeyi, projenin tasarım sürecini ve en önemlisi bir mimar olarak deneyim tasarımı oluşturmayı daha detaylı anlatması için sözü Emre Bey'e bırakıyorum. Emre Bey, söz sizde. Teşekkür ederim. Ben de şöyle bir sunumum var. Bir yandan onu da paylaşayım. Ya aslında ben bugün bu projenin hikayesini anlatacağım herkese ve bir yandan da aslında buradaki böyle bir deneyim tasarım süreçlerimizi de hem projede nasıl hayata geçirdiğimizi göstererek anlatıyor olmayı hedefliyorum. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Şimdi aslında proje aşamasına geçmeden önce biraz öncesinden de başlamak istiyorum. Az önce de bir baktım ne zaman başlamışız diye. Çünkü gerçekten böyle müthiş dar zamanda, az zamanda çalışılan ve hayata geçen bir proje oldu. Hatta ilk yani böyle ilk günden sonra buluştuğumuzda ne zaman bu proje hayata geçecek diye Ercan'a sorduğumda söylediği tarihi duyunca yani direkt olarak pek mümkün değil dedim. Yani o pek gerçekçi değil. Bu bir hayal ama bu niyetle yola çıkalım diye de böyle bir konuşmamız oldu. Ama sonrasında da hayata geçti gerçekten bu kadar kısa sürede. Ve ilk projenin başlangıcında Ercan ve Gülden'le bir araya geldik. Hatta bu pandemi dolayısıyla bir online bir toplantımız olmuştu. Çok net hatırlıyorum. 7 Temmuz'da yapmışız ilk toplantımızı. Akşam üzere böyle bir aslında ofiste her şeye dair bir konsept geliştirmek istediklerinden bahsettiler. Ve hedefledikleri müşterilere aslında daha ofise dair birçok unsuru bir araya getiren, kürete edilmiş bir deneyim sunmak istediklerini söylediler. Ve projenin de yerinin de aslında biraz işe kattığı bir enteresanlık da vardı. Daha önce böyle benzer bir şeyin yapılmadığı bir alanda ama çok da görünür olan bir alanda bir projeydi. Bunları duyunca aslında çok ilgimizi çekti. Çünkü baktığınızda aslında çok böyle içinde olduğumuz bir sektör, çok böyle üzerine konuşulmuş, kafa yorulmuş bir sektör. Ve çok da böyle tekrarında iş üretilmiş de bir sektör. Ciddi bir yatırımı ve yetişmiş kadrosu da olan bir alandan bahsediyoruz ofis dünyasından. Birçok ofis, birçok mimarlık ofisi ofis tarafında projeler yapıyor. Bizden çok daha fazla yapanlar da var. Ama bu proje böyle biraz daha aslında müşteri deneyimini ön plana çıkartan ve aslında bildiğimiz şeyleri bize farklı bir kurguyla bir araya getirecek bir proje olarak karşımıza çıkması açıkçası çok ilginç geldi. Yani çok yenilikçi bir yaklaşımın olması bizim için çok heyecan vericiydi açıkçası ilk konuşmamızda. Ve sonrasında da böyle bir o heyecanı da açıkçası duyduktan sonra Ercan'dan ve Gülden'den Ercan'dan ertesi sabah 7'de buluşalım mı önerisi geldi. Ve biz sabah 7'de buluşup yoğun ajandalarımızın da sebebiyle böyle sabah 7'de vakit ayırabilip yerinde bir bakalım dedik. Projeyi konuşmaya başladık. Ve gerçekten aslında bulunduğu lokasyon çok enteresan, çok görünür bir yer. Levent'in göbeğinde ama aslında bir yandan da böyle bir hani o Levent'teki ofislerin veya yüksek yapıların, yeni yapıların olmadığı bir alan. O anlamda da ilginç. Çünkü hani dönüşen bölgelerde çok daha enteresan, ilk defa yapılan şeylere imza atmak çok daha büyük etkiler yaratabiliyor. Bu yandan işte görünür olması, trafik tarafından görünür olması, cephenin yaratabileceği etki falan. Bütün bunlar çok ilginç geldi. Mekana girdik. Mekan böyle birçok aslında kompozit iki yapının bir araya geldiği, farklı kodlarda bir araya geldiği zor bir bina. Ama halihazırda zaten
yıkmaya da başlamışlardı biz gezerken. Müthiş bir hızla da ilerleniyordu aslında yıkma işi. Ve biz orada aslında bu hikayeyi nasıl hayata geçireceğimizi konuşmaya başladık. İşte zamanlamaları konuştuk, gerçekçi olmadığını düşündüğüm zamanlamaları. Sonrasında böyle projenin aslında ilginç yanlarından bir tanesi benim için ilginçti en azından. İmamoğlu'nun ilk aslında İstanbul kampanyasını başlattığı yer olması. Öyle bir ilginç yanı da vardı falan. Ve aslında hikaye de çok ilginç olduğunu fark ettikten sonra projeyi gerçekten yapmak istediğimize karar verdik. Ve karşılıklı böyle bir aslında heyecan duyduğumuz bir konuşmadan sonra biz o haftanın cuma günü, ki yine bu hızla, yani bu kadar hızlı bir projeye başlamak da çok nadirdir, workshop aşamasıyla başladık. Ve biraz aslında workshop aşaması da tabii bizim için birazdan anlatacağım tasarıma geçmeden önceki ciddi vakit ayırdığımız süreçleri barındırıyor. Bizim için açıkçası bu kadar hızlı ilerlemesinin, sıra dışı olmasının sebebi de yani biz kendi yapımızda yaptığımız işlere belki böyle bir çok hızlı iş üreten ofislere göre biraz daha fazla vakit ayırmamızdan da ileri geliyordu benim bu önyargım. Çünkü böyle tasarım aşamasına geçmeden biraz daha araştırma veya işte hedef kitleyi tanıma gibi workshop aşamaları veya araştırma aşamalarından geçiyoruz. Biraz kendi yöntemimizden de bahsedeyim. Aslında deneyim tasarımı bizim yaptığımız işin tarifi. Burada da bir deneyim tasarımı kurgusu oluşturmaya çalıştık. Tabii deneyim tasarımı kapsamında ne yapıyoruz diyecek diye bakacak olursak, aslında insanların düşüncelerini, davranışlarını ve duygularını değiştiren akılda kalıcı marka ve müşteri deneyimleri tasarlıyoruz. En basit soyut tarifi bu diyebilirim. Tabii bu kapsamda neler yapıyoruz, yani bunun çıktıları neler diye bakacak olursak, aslında yine basit bir tarifle bir müşterinin veya bir kullanıcının bir markayla etkileşime girdiği bütün mecraların birlikte ortak bir şekilde kurgulanması, her deneyim anının yine bu kurgunun parçası olarak ele alınması var. Bu bizim aslında genel hizmetlerimizi anlatan görsel. İşe böyle bir araştırma aşamasından başlıyoruz. Bununla birlikte bir deneyim stratejisini kurguluyoruz veya tasarım stratejisi diyoruz buna. İşte servis senaryoları çıkıyor bunun bir parçası olarak. Ya bizim için açıkçası kimin için tasarlıyoruz sorusu çok önemli her projede. Ben temelde aslında çalıştığımız veya ortaya çıkardığımız konseptlerde ayrışmanın yöntemi veya işte doğru proje üretmenin yönteminin de biraz buradan geçtiğini düşünüyorum. Tüketici kitlesini veya hedef kitlesini veya kullanıcıyı daha derinlemesine anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu aşamalardan sonra da biz aslında bütüncül bir bakış açısıyla müşterinin deneyimlediği veya etkileşime girdiği mecralar hangileri, marka tarafı, bütün marka kimliği ve hikayenin oluşturulması, buna dair bütün görsel dünyanın oluşturulması, mekan tarafı, tabii genel yaptığımız projelerin büyük çoğunluğunda aslında çıktığımız mekan oluyor. Ben de bir mimarım. IM Bünyesi'nde de aslında bütün mekan projelerinden sorumluyum global ölçekte. Ve işin tabii mimari, iç mimari ve endüstriyel tasarım tarafı var. Ve artık son dönemde açıkçası deneyimin olmazsa olmaz parçası da dijital olmaya başladı. Bu arayüz tasarımları şeklinde olabiliyor. Yani fiziksel mecradan tamamen kopuk veya fiziksel mecra ile birlikte aslında bir yine dijital hayatımızın parçası olmaya başladı. Bu yaklaşımda da aslında bu deneyimi tamamlayan bütün parçaları dokunacak şekilde kurgular oluşturmaya çalışıyoruz. Biraz kısaca yapımızdan da bahsedeyim. Yaklaşık 120 kişilik bir ekibimiz var. Bu deneyim tasarım kurgusuna ilgilendiren veya işte bunu sağlayabilmemiz sağlayan farklı uzmanlıkları yapımızda barındırıyoruz. İşte Londra, İstanbul, Dubai ve Mumbai. Bu iki ofis ana ofisimiz. Belki galiba en büyük ofis de İstanbul ofisi. Şu anda yaklaşık 50 kişilik bir ekibimiz var İstanbul'da. Toplamda da yaklaşık 120 kişilik bir ekibimiz var. Dünyanın her yerinde projeler yapıyoruz. Dediğim gibi çok farklı uzmanlıkları bir araya getiren ve aslında bu uzmanlıkların bir araya gelmesinden bu böyle bir kurguların, yaratıcı kurguların ortaya çıktığı bir yapımız var diyebilirim. Yaptığımız işlere de baktığımızda aslında böyle çok farklı sektörlerde genelde bu müşteri deneyimine yatırım yapan
farklı ölçeklerdeki markalarla çalışıyoruz. İşte sektörlere baktığımızda özellikle müşteri tarafına yatırım yapan Perakende'den çok fazla marka var hayatımızda. Yeme içme ve ağırlamada yine çok fazla proje yapıyoruz. İrli ufaklı birçoğumuzun bildiği markalar var. Finans tarafı, bankacılık tarafında bugüne kadar yine bu alana yatırım yapan bir sektör olduğu için biraz hasbelkader Garanti Bankası ile başlayan ve dünyanın her tarafında 80 üzerinde banka yaptığımız bir durum var. Alışveriş merkezleri üzerine son dönemde çok fazla projeler yapıyoruz. İşte çocuk oyun tarafında projeler yapıyoruz. Deneyim merkezleri çok fazla yapıyoruz. İşte son dönem yine Efes ve May için farklı fabrikalarında deneyim merkezi projeleri hayata geçirdik. Biraz ofiste her şeye dönmek istiyorum. Aslında bütün bu yaptığımız yaklaşımı, hayata geçirdiğimiz yaklaşımı, deneyim tasarımı yaklaşımı bu proje üzerinden anlatmak istiyorum. Çok da fazla uzatmadan yaklaşık yarım saat içinde de toparlamayı hedefliyorum. İşte aslında projenin amacı en başta söylediğim gibi ziyaretçilerde heyecan ve merak uyandırmasının yanı sıra bütün ihtiyaçlara çözüm bulabilecek, sunabilecek İlham verici bir deneyim merkezi yaratmak. Yani hedef kitlenin aslında ofise dair her şeyi bulabilecekleri, tek noktada bulabilecekleri bütüncül bir çözümdü. Ve aynı zamanda da illa insanların gelip ihtiyaçlarını bulması değil, çalışmayla ilgili yaşamları, bunu da ofise de sınırlamak istemiyorum. Çalışmayla ilgili yaşamlarının yaşamlarıyla ilgili ne tip ilhamlar alabilecekleri, veya işte ileride ne olabileceklerini hissedebilecekleri bir kurgu oluşturmaktı. Biraz tabii gelen bize beklenti de bu yöndeydi. Ercan'ın bize anlattığı hikaye de bu yöndeydi. Ve biz aslında bu merkezde temel tasarım hedefini oluşturmaya çalıştık. İnteraktivite önemliydi. İnteraktif işbirliği alanları oluşturmak önemliydi. İşte müşterilere uçtan uca çözüm sunabilmek ve aynı zamanda tabii bunu böyle bir hani kendi başlarına algılayıp gezebilecekleri bir yerin ötesinde bunu uzmanlardan bilgi alarak, bilgilenerek yapabilecekleri bir deneyim yaşamaktı. Ve oturup baştan, en baştan hikayenin yani tasarım aşamasına geçmeden önce marka tarafında nasıl bir kurgu oluşturmalıyız ve mekan tarafında nasıl bir kurgu oluşturmalıyız bunu tartışmaya başladık. Buna yönelik workshoplar yaptık. Bunlardan birincisi marka üzerine yaptığımız bir marka anahtarı workshopıydı. Burada da çok böyle bir detaya girmeyeceğim ama genelde oluşturulacak yeni markanın aslında hikayesini oluşturacak bir altyapıyı oluşturmaya çalıştık. Böyle bir günlük bir çalışmada masa etrafında mod tarafındaki uzmanlarla bir araya gelip markanın bağlamını, işte rakiplerini, hedef kitlesini, içgörüsünü masaya yatırdık. Yine bir konumlama yaratmaya çalıştık. Ayırt edici özellikleri, faydaları neler, bunları belirlemeye çalıştık. Ve bununla birlikte de aslında markanın her markayı aslında çok basitleştirmek adına insan gibi görebilmemiz ve onun karakter özelliklerini tanımlayabilmemiz gerekiyor. Bunu yapmaya çalıştık. Bununla birlikte nasıl bir görünüşü olacak? Konuşma dili nasıl olacak? Bunu tanımlayan, karakteri tanımlayan arketipler nelerdir? Bütün bunları irdeledik. Çok kısaca bunların böyle birkaçını hızlıca size göstereceğim. Biraz da yöntemleri anlayabilmemiz için farklı tipte personaları, hayat tarzlarını ve bizden beklentilerini, bu projeden beklentilerini anlayarak oluşturmaya çalıştık. Ziyaret sebebi neler olabilir? Veya işte hayattan beklentileri, buradan duygusal ve fonksiyonel beklentileri nelerdir? Bunları belirledik. Yine işte farklı persona tipimiz, sadece sınırlı bir hedef kitle değil, çok farklı kitlelere hitap etme amacıyla biz bu kurguyu oluşturduk. Her farklı persona için aslında bu içerikleri birlikte, hep birlikte oluşturmaya çalıştık. Farklı personaların burada bulacakları deneyimi ve buna bağlı olarak da müşteri yolculuğunu oluşturmaya çalıştık. Proje karakterinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Aslında bu bizim markamızın veya hikayemizin karakteri ve bunu da tabii sadece marka görsel dünyasının ötesinde bütün her şeye yansıtmamız gereken karakter özellikleri olarak belirledik. Bütün mekan kurgusu, işte personelin davranma biçimi veya işte iş modeli, ürünler, servisler tamamen aslında bu karakter özelliklerinden çıkmalı diye düşündük.
İki tane karakter özelliği belirledik. Bunlardan bir tanesi biraz daha aslında yaratıcılığı, yenilikçiliği sahiplenen bir yaklaşımdı. Zaten proje aslına bakarsanız yani çıkış noktası itibariyle bu biraz yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımı benimseyen bir özellikteydi. O yüzden bu biraz bariz bir karakter özelliği olarak tanımladık. Ama bunun ötesinde aslında buradaki amaç herkese ulaşmayı hedefleyen, çok böyle kendisini dışa kapatmayan, biraz aslında hedef kitlenin kendini rahat hissedebileceği, hatta herkese hitap edebilecek bir hikaye oluşturmaktı, kimlik oluşturmaktı. O yüzden de böyle Everyman dediğimiz biraz halk adamı karakterini de yardımcı karakter olarak yapımıza kattık. Bununla birlikte bunun bütün bileşenlerini oluşturduk. Hem Creator hem de Everyman karakter özelliklerinin. Görünüşümüzü belirledik. İşte ilham verici, enerjik, tarz sahibi, kolay, ilgi çekici ve misafirperver görünmek istediğimizi söyledik. Konuşma dilimizi belirledik yine aynı yaklaşımla. Bununla tutarlı olacak şekilde. Ve bunun da devamında bir müşterinin veya burayı gelecek olan bir ziyaretçinin ilk dışarıdan cephesini gördüğü andan ayrıldığı ana kadar bütün müşteri yolculuğunda masa yatırıp kurgulamaya başladık. Bu aslında tabii farkındalık aşamasıyla başlıyor. Farkındalık dediğimiz de aslında mekanı görmeden önce buranın ismini duyduğunuz an. Belki buradaki dinleyici kitlesi için bile aslında bu şu an bir farkındalık aşaması barındırıyor. Ama sonrasında fiziksel mekan kurgusu etki anından başladı. Ve burada da bizim aslında deneyim anlarımız etki, giriş, dolaşım, etkileşim gibi anlardan oluşuyor. Ve bütün bunları tek tek masaya yatırdık neler olması gerektiğine dair. Bunların çok detayına girmeyeceğim ama her aşama için nasıl bir hissiyat yaratmamız gerekiyor ve buna dair neler yapacağız bunları belirledik. İşte etki aşaması ilgi ve merak uyandırmalı. İnsanlar ne olacağını merak etmeli. Hatta bir araç trafiğinden de geçiş olduğu için çok görünen bir yerde bu ilgi ve merak uyandırmak bizim için önemliydi. Buna dair işte bütün mood görsellerimizi ve buna yine bunu ifade eden prensiplerimizi oluşturduk. Her deneyim anına dair olmak üzere. Tabii bu bizim yaklaşımımızdaki önemli konulardan bir tanesi müşteri yolculuğu kurgusu. Deneyimi tabii yani bir mekanı çok basit haliyle tarifleyebiliriz de. Çok sevdiğimizi söyleyebiliriz. Çok sıcak bulduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bunlar genelde çok böyle birçok aslında subliminal olarak hissettiğimiz veya sahip olduğumuz bilgiyi barındırarak aslında dışa vurduğumuz belli kelimelerden ibaret, belli sıfatlardan ibaret. Bizim yapmaya çalıştığımız gerçekten her deneyim anını ayrı ayrı ele alıp diğerlerinden de soyutlayarak diğer aşamalardan biraz daha derinlemesine daha müşteriyle veya işte kullanıcıyla bağ kuracak kurguyu oluşturabilmek. O yüzden de bütün bu anları aslında parçalayarak ele almaya çalışıyoruz. İşte etki anında belli prensiplere odaklanırken giriş anında çok farklı prensiplere odaklanabiliyoruz. Veya işte etki anı bizim için belki çok sıradan bir anken giriş anında o algıyı veya hissiyatı çok farklı bir seviyeye çıkmayı hedefleyebiliyoruz. O yüzden bunları böyle bir olabildiğince ayrıştırarak ele almaya çalışıyoruz bu deneyim kurgusunda. Burada da bunu yapmaya çalıştık. Buna dair işte az önce bahsettiğim gibi tasarım prensiplerini içeren tasarım prensipleri ve görselleri oluşturduk. İlk giriş anı aslında bir mekana ilk girdiğinizde ilk 3 saniyede, ilk 3-5 saniyede o mekanla ilgili ne hissettiğinize karar veriyorsunuz. Yani bir mekanı sevip sevmediğinize veya kalıp kalmak istemediğinize karar veriyorsunuz. O yüzden yine belki deneyimin en önemli anlarından bir tanesi. Özellikle ilk defa girdiğiniz yerlerde giriş anı çok önemli oluyor. Yine burada da bütün hikayemizde tutarlı olacak şekilde burada her şeyi bulabilirim. Burası vakit geçirebileceğim enerjik bir yer hissiyatını ve amacını oluşturmaya çalıştık. Buna dair yine prensiplerimizi oluşturduk. Dolaşım ve yönlendirme. Tabii dolaşım ve yönlendirme dediğimiz koridorlar değil. Çünkü burası birazdan göreceksiniz. Aslında tamamen açık plan, tamamen akışkan plan ve bütün mekan, bütün koridorlar, bütün dolaşım aslında bu deneyimin bütününü yaşayabildiğiniz hikayeyi barındırıyor. O yüzden dolaşım ve navigasyon belki mekanın büyük çoğunluğu diyebilirim. Ve buranın aslında az önce ilk başta bahsettiğim gibi ilham verici olması ve
Burayı ziyaret eden insanların almak istedikleri şeyleri de bu aşamada alabilmeleri, bilgilenebilmeleri, aynı zamanda da hem burada hem fonksiyonel hem de duygusal bir bağ kurma yaklaşımı ve ihtiyacı var. Yine buna dair prensipleri oluşturduk. Bunlara girmeyeceğim. Zaten birazdan tasarım gösteriyor olacağım. Tabii bunları çok detaylı masaya yatırdık. Yani her alan içinde bunlar farklılaşıyor diyebilirim. Etkileşim anında işte kolay anlama veya işte aradığını kolay bulabilme. Burada personelle etkileşim de var. İnsanlara bir miktar güven hissettirme de var. Evet, burası aradığım yer. Burada gerçekten düşünülmüş bir kurgu var. Dedirtme gibi bir amacımız da vardı. Yani buranın böyle bir sadece zihni sinir, yaratıcı unsurları barındıran bir kurgudan öte aslında gerçekten insanları ikna edici olması da önemliydi. O yüzden böyle bir hissiyat yaratmak istedik. Tabii ofisler tarafı var. Paylaşımlı, esnek ve kolektif bir dünya. Bu tabii ofis tasarımının şu anda gittiği bir yön ama birazdan yine tasarımda bahsedeceğim. Bence burada yine onun ötesinde bir yaklaşım var. Modun biraz böyle bir cömert bir yaklaşımla kendi ofis hayatını buraya taşıyıp ve diğer paydaşlarla da aslında paylaştığı bir dünya var. Hatta buranın ziyaretçileriyle de kısmi olarak. O anlamda çok böyle bir dinamikliği farklı bir noktaya taşıyor. Bizim tasarım yaklaşımımız da böyle oldu. Bunu da hayata geçirebilme imkanımız oldu. O anlamda da ofis tarafı aslında sıradan bir ofisten farklılaşıyor diyebilirim. Tabii bununla birlikte bütün marka hikayesini oluşturmaya başladık. Alternatif rotalar, hikayeler oluşturduk ve sonunda aslında olabildiğince basit, yalın ve ofiste her şey ismiyle yola çıkılan ve bunun da şu anda logosunu görüyorsunuz. Biraz daha bu modüler dünyayı anlatan, sürekli dönüşebilir, değişebilir yapıyı ifade eden bir logo çıktı ortaya. Tabii mod var bunun arkasında. Onu da burada vermek istedik. Ama çok basit ve yalın haliyle ofiste her şey bu modüler, basit geometrik bir yaklaşımla logoya yansıdı. Tabii amacımız az önce bahsettiğim gibi bu modülaritenin amacı sadece böyle basit modüller değil, aynı zamanda da dinamik ve dönüşebilen bir yapı sunması. Bizim için biraz daha ilginç ve anlamlı olan kısmı bu. Ve bütün kimliğin de hikayesini böyle oluşturmaya çalıştık. İşte rengin girmesi, modülaritenin farklı kombinasyonlarla değişmesi, dönüşmesi. Mekanın da aynı şekilde. Yani sürekli yeniliği barındıran, yeni bir şey mi geldi? Hemen girsin buraya. Neden Veya işte bağlandı? burayı dönüştürelim gibi yaklaşımlarla ele alındı diyebilirim. Bununla birlikte tabii sürekli bir ürün dünyası var. Bu kimliğin içine girip çıkacak. O yüzden ona imkan sağlayan, fon sağlayan bir kimlik ve bir motif dili ortaya çıktı diyebilirim. Bunun yine uygulamalarını görüyorsunuz. Evet, tabii renk burada önemli çünkü biz yine markayı ve hikaye oluştururken çok dinamik, canlı bir hikaye oluşturmak istedik. O yüzden rengi etkin bir şekilde kullanmak istedik. Bir yandan da bütün mekana olabildiğince yalın haliyle bırakıp mimariyi brüt haliyle bırakıp hatta içinde dönüşen bir hikaye oluşturmak istedik. Aslında mekan sadece bir fon. Bunun için de sürekli bu dönüşen hikayeler, işte etkinliklerle desteklenmiş. Hatta aslında ilk çıkış noktasında pandemi olmasaydı veya pandemi bu kadar ağır olmasaydı bu etkinliği mekanda yapma niyeti vardı. Çok da güzel olurdu gerçekten ama sürekli böyle dinamik bir yaşantısı olan bir mekan yaratma fikri vardı. Mekanın da aslında buna fon oluşturması gibi bir yaklaşımımız vardı. O yüzden rengi de kullanmak bizim için önemliydi. İşte desenden bahsettim. Bu desenin yarattığı modülerite ve aslında yer yer görsel kimlik olarak karşımıza çıkması. Marka kimlik öğeleri, işte posterler veya işte basılı materyaller veya işte online mecradaki uygulamaların yanı sıra mekanda da aslında bunu kullanmak. Çünkü mimarideki çok modülerite çok kendini gösteriyor. Onu da tasarım parçası haline getirmeye çalıştık. Yani marka hikayesini mimariyle örtüştürmeye çalıştık. Yine bütün tabii markaya dair unsurları böyle inşa ettik, oluşturduk diyebilirim. Tabii işte markayı böyle bir her tarafa tutarlı ve aslında
yine dinamik bir dille, illa aynı olması gerekmiyor ama tutarlı bir şekilde, ama dinamik bir şekilde sokabilmek de önemliydi. O yüzden bütün bu deneyime katkı sağlayabilecek unsurlara değer vermeye çalıştık. Evet, biraz da mekana isterseniz girelim. Tabii mekanda da az önce bahsettiğimiz işte bir brief ve buna dair yaklaşımları oluşturduktan sonra artık tasarıma yavaş yavaş girmeye başladık. Dediğim gibi bizde tasarım süreci her zaman çok böyle daha ileri aşamalarda girer. Bu araştırma workshop aşamalarına epey vakit ayırırız ama burada da öyle oldu diyeceğim, ama burada toplam süreç o kadar kısaydı ki yine bu süreçleri yaptıktan sonra, tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde tasarıma geçtik. Nispeten de görece olarak da aslında daha sonradan arkadan geldi. Şimdi belli tasarım prensipleri oluşturduk sürece başlarken. Bunlardan bir tanesi biraz da beklenmedik hissiyatlar, kurgular oluşturmakta, özellikle sergilemede. Uzmanlık vurgusu bizim için önemliydi. Çünkü gerçekten sektördeki uzman kişileri bir araya getiren bir kurgu var. Bizim bunu tasarıma taşıyabilmemiz gerekiyordu. Ve aynı zamanda da yenilikçi yaklaşım. Bu sadece işte tasarlamakla da ilgili değil. Burada işte yeni malzemeler, yeni ürünleri işin içine katmak ve bunu da tasarımda ifade edebilmek bizim üç tane ana tasarım prensibimizdi. Bununla birlikte görünüşe bak. Baktığımızda, yani mekandaki algıya baktığımızda daha çarpıcı, özellikle renk kullanımı burada bize yardımcı oldu diyebilirim. Çarpıcı bir etki yaratmak, ilham verici olmak önemli. Çünkü insanların aslında ofis yaşantısı veya çalışma ile ilgili yaşantılarına ilham vermek istiyoruz. O anlamda ürünleri kurgulama biçimimizin ilham verici olması gerekiyordu. Ve işlenmemiş olma, az önce bahsettiğim gibi biraz mekanın da doğasından gelen bir unsur. Burada da aslında bütün içerideki ürünleri ve kurguları ön plana çıkaracak hamlık bizim için önemliydi. Görüşünüzde yine bunu tuttuk. Mekan planı çok fazla anlatmayacağım. Çok böyle o detaylara girmeyeceğim. Zaten burada herhalde takip eden bir sürü kişi de ya görmüştür mekanı ya da zaman içinde görecektir diye düşünüyorum. Ama birkaç yine plan kurgusundaki yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Aslında burası üç katlı bir yapı. Girişten giriyorsunuz, merdivenlerden çıkıyorsunuz danışmadan sonra. Bir holden işte bir kata giriyorsunuz. Sonra bir kat daha çıkıyorsunuz. Tekrar holden başka bir kata giriyorsunuz. Ve içeride de belli alanlar, duvarlar vardı. Burada dediğim gibi işte iki yapının bir araya geldiği bir durum var. Yani biraz hibrit gelişen hibrit bir yapı var. Biraz da böyle bir hani çok düzenli de değil. Başka amaçlarla kullanılmış zaten bundan önce. Ve aslında ilk girdiğimizde de zaten bu yaklaşımı da gördük. Ercan bütün mekanı bize yıkmakta olduklarından bahsetti. Tam da aslında bizim de ihtiyacımız olan kurgudaki yapılacak işlerden ilkiydi bu. Çünkü bütün bu hikayeyi biz olabildiğince akışkan, geçişken, her yeri keşfedebildiğiniz, girip çıkabildiğiniz bir hikaye yaratmak istedik. İşte o katlar arasında merdivenden çıktığınızda bir holden mekana girebildiğiniz değil, direkt kendini mekanın içinde bulabildiğiniz, merdivenden çıkarken bir yandan ürünleri görmeye başladığınız, bir şeylerin, bir kurgunun diğerinin içinde olduğu veya parçası olduğu, biraz işte o etkileşimi besleyen, barındıran bir kurgu oluşturmaya çalıştık. Burada da aslında üst kata çıktığınızda işte bir sağda bir seminer alanımız var. Bu az önce bahsettiğim etkinlikleri muhtemelen çoğunlukla barındırıyor olan, barındıracak olan. Az önce biraz bilgilenmeden de bahsettik. Ofise dair her şey dediğimizde aslında yenilikçi yaklaşımları da burada hedef kitleyle paylaşacak etkinlikler olması da hikayemizin. Fikirlerimizden bir tanesiydi. Bununla birlikte az önce dediğim gibi aslında bütün mekan sergileme, ürünleri her köşede bulabildiğiniz bir kurgu var. O yüzden çok sergilemeyi bir zon olarak tariflemedik. Ama bununla birlikte belli alanlarda da belli ürün gruplarının bir araya geldiği, belli hikayeler anlattığı bu hero dediğimiz yerlerde alanlar tanımladık. Bir yandan da tabii yani bizim çok etkileşimli bir alanda insanların da iyi vakit geçirebiliyor olması lazım.
artık hayatımızda sosyalleşmeyi her yere taşımaya çalışıyoruz. İyi vakit geçirmek istiyoruz. Özellikle bu kadar bu pandemi döneminde az dışarı çıktığımız dönemde gittiğimiz yerlerden de keyif almak istiyoruz ve biz burada özellikle şu sağ üstte gördüğünüz alanı da insanların, kullanıcıların veya buradaki paydaşların birlikte projeleri veya işte ürünleri veya işte kendi ürünlerini anlatırken keyifli vakit geçirebilecekleri, rahat hissedebilecekleri, içinde yeme içmenin de kısmı olarak olduğu, dış mekanla etkileşimli bir alan olarak yaratmak istedik. Bununla birlikte sol altta görüyorsunuz aslında genelde böyle bir hikayede, kurguda düşünceniz şu olur. Ofis alanlarını bir kata koyarsınız, işte showroom'u bir kata koyarsınız ama bunun tam tersi bir yaklaşım var. Ofis alanlarıyla ürünler tamamen birbiriyle iç içe ve sol cephede, tabii burası ışık alıyor gün içinde sürekli çalışacak insanların da konforunu düşünmemiz gerekiyordu. Bu gerçi bizim biraz daha uca çekerek alanların içinde yer verdiğimiz alanı biraz çalışanlarını gözeten mod tarafından beklentiyle biraz bu tarafa da taşındı diyebilirim ama iyi bir yerde buluştuk diye düşünüyorum. Yani ürünlerle, sergilemeyle, buradaki hikayeyle iç içe olan bir ofis kurgusu oldu. Bu ofis kurgusu istendiği zamanda kapanıp mahrem hale gelebilen, istendiğinde de tamamen açık, bütün mekanla birleşebilen bir yapıda kurgulandı. Üst kata baktığımızda da, pardon, burada söylemeyi unuttuğum bir alan var. Bunun da çok enteresan olduğunu düşünüyorum. Malzeme kütüphanesine yer verdik. Bu malzeme kütüphanesi de aslında yine ofise dair bir sürü konuda yenilikleri takip edebileceğiniz, numunelere böyle bir masaya koyup kombinleyebileceğiniz, üzerine projeyi tartışabileceğiniz hoş bir alan olarak tanımlandı. Benim en sevdiğim alanlardan bir tanesi diyebilirim mekandaki. Üst kata çıktığımızda yine işte kısmı az önceki kurgudan çok da farklı değil. İşte toplantı alanları, çalışma alanları, sergileme alanları, yer yer böyle kürete ettiğimiz ürün gruplamaları, oturma alanları ve yine ofis alanları yer alıyor. Biraz evet, şöyle mekana dair de az önce aslında bu anlattığım hikayeye dair görselleri de şimdi sizle paylaşacağım. Az önce bahsettiğim gibi cephe bizim için çok önemliydi. Tabii cephe bizim binanın çoğununda yer aldığımız bir bina. Yani binayı aslında sahipleniyoruz ve çok da görünür. Ama halihazırda da bir bina var ve onu aslında bir giydirmeyle kendi hikayemizi, kendi markamızı ifade noktası haline getirmek istedik. Burada az önce dediğim gibi insanların dikkatini çekmek bizim için önemliydi. Burada rengi ve böyle bir ikinci cidarda içeriye ışık kesmeyecek bir malzeme dili ve kurgusu oluşturmaya çalıştık. Marka kimliğine dair o modüler hikayeyi biraz da böyle bir üç boyutlu bir etkiyle cepheye taşıdık. Burası aslında böyle bir iki cepheyi görebildiğimiz bir bina. Köşeden görüyoruz genelde. Aslında sol tarafta, en sol tarafı ikinci cephenin başlangıç noktası gibi. Ve sağdaki, yani bu gördüğümüz cephenin en sonundan da içeri giriliyor. Ve sağ alttaki ikinci eskizde de şu an aynı sayfadaki tam giriş anını görüyorsunuz. Burada da böyle bir içeriye yönlendirecek bir yine vurgu oluşturmaya çalıştık. İçeri girdiğimizde biraz daha aslında insanların iyi hissedecekleri, burada aradığımı bulabilirim diyebilecekleri ama bir miktar da yukarı taşıyacak, yine merak uyandırmayı devam ettiren bir kurgu. O yüzden birisi karşılıyor ve hızlı bir şekilde aslında ihtiyaç neyse oraya doğru yönlendiriyor. Yönlendirme o yüzden bizim için önemliydi. Bununla birlikte az önce dediğim gibi biraz sıra dışı, sürprizli, farklı, hafif enstalatif sergileme yaklaşımı oluşturmaya çalıştık. Böyle merdiven boyunca çıktıkça aslında farklı ürünleri görebildiğiniz bir kurgu var. Karşılama anı tabii burada böyle bir sonrasında değişiklikler de oldu ama burada genel tasarım prensiplerini görüyorsunuz. Bir kere az önce dediğim gibi bütün mekan çoğunlukla brüt beton yapıda ve biz bu brüt beton içinde aslında sürekli değişecek adalar oluşturduk diyebilirim. Ve bütün marka uygulamaları, yönlendirme unsurları veya diğer grafik unsurlar bu yapı üzerinde yer buldu. O da bence enteresan bir zıtlık yarattı. Ve bir beton yüzeye işte renkli bir yönlendirme elemanı direkt adapte edildi.
Bunun da enteresan bir etkisi oldu diye düşünüyorum. Tabii az önce bahsettiğim gibi ilk girdiğimiz anda insanların rahat hissedecekleri, iyi hissedecekleri bir dünya yaratmak. Sol tarafta seminer alanını görüyorsunuz, tam görünmüyor. Bu alanlarda kendi içinde biraz renkle ayrışıyor. İşte sergilemelerin yer yer tabii bütün alan sergileme ve belli ürün gruplarına, belli markalara ayrılıyor ve bunlar da sürekli değişebilir formatta. Çok esnek şekilde böyle bir yarı kapalı veya yarı açık hale gelebiliyor. Ama bununla birlikte de belli alanlarda o hero product dediğimiz hero alanlarda da farklı ürün gruplarını kombinleyerek insanlara ilham verme gibi bir yaklaşımımız oldu. İşte sağda yine az önce bahsettiğim malzeme kütüphanesinin dış çeperini görüyorsunuz. O bile aslında bir sergileme elemanı olarak karşımıza çıkıyor. Yine farklı kodlar var. Az önce planda fark etmişsinizdir. O farklı kodlara geçişlerde dahi böyle bir aslında ürün sergilemelerine yer vermeye çalıştık. Dediğim gibi işte marka noktaları. Tabii burada yani burada yer alacak markaların zaten kendi mekanları var. Amacımız bu insanlara veya bu markalara böyle bir kendi dünyalarına sunabilecekleri mekanların ötesinde o bütün kurgunun içinde hem kendilerini ifade edebilecekleri hem de diğerleriyle ilişki kurabilecekleri bir yaklaşımda ele almaktı. O yüzden olabildiğince bu yarı kapalılığı aslında mekanın bütünüyle de ilişki kurabilecek geçirgenlikte oluşturmaya çalıştık diyebilirim. Şu anda da böyle malzeme kütüphanesinin içini görüyorsunuz. Burası da aslında özellikle biz tasarımcılar için çok böyle bir daha heyecan verici alan diyebilirim. Malzemelere dokunabildiğimiz, ürünlerle ilişkilendirebildiğimiz ve projeleri tartışabildiğimiz alan olarak kurgulandı. Ofislerde de az önce bahsettiğim gibi böyle bir olabildiğince yarı açık ama gerektiğinde mahremiyeti sağlayabilen, perdelerle kapanıp açılabilen alanlar olarak kurgulamaya çalıştık. Zaten bu alanlar biraz da modun kendi uzmanlığı. O yüzden yani ergonomi ve işte ürünlerin tedariği zaten hangi ürünlerin kullanıcı aslında bizim için en kolay aşamalardan biri oldu diyebilirim. Yine akustik çözümlerde de aslında çok böyle bir etkin sonuçlar mekana yansıdı. Biraz modun uzmanlığındaki güçlü yanları da buraya taşıma imkanımız oldu. Yine görüyorsunuz aslında burası da bir paylaşımlı çalışma ortamı. Ya bu paylaşımlı çalışma çok enteresan. Şimdi biz çok da uzatmak da istemiyorum bir yandan ama paylaşımlı çalışma biliyorsunuz çok son 5 yıldır, 10 yıldır en çok hayatımıza giren konulardan bir tanesi. Çok yenilikçi bulduğumuz konseptler girdi son dönemde hayatımızda. Ama pandemi biraz bunu da alt üst etti. Paylaşımlı ofis dediğimiz alan da böyle binlerce metrekarenin içinde aslında böyle tanımlı alanlardan ziyade şu anda birçok markanın özellikle yeniden işlevlendirme ihtiyacı olan birçok markanın bulaştığı bir şey haline gelmeye başladı. Çünkü artık gördük ki çalışma dediğimiz şey her yerde olabiliyor. İlla bir dedike bir sabit bir alanda olmamız gerekmiyor. Şu anda işte Starbucks Tokyo'da yeni bir konsepti hayata geçirdi. İşte Starbucks'ın içinde belli bir alanda yeri kiralayıp önceden çalışabiliyorsunuz. Zaten Starbucks'lar kısmen bu amaçla kullanıyordu ama biraz daha profesyonel mecraya taşındı. Veya işte AVM'ler bunu yapmaya başladı. Çok farklı formatlarda biz bir banka şubesi yaptık buna dair. Böyle çok yenilikçi bir yaklaşımla. Çok da aslında iyi ilerliyor. Bankacılık hizmetlerini bu ortamda vermeye başladılar. Velhasıl paylaşımlı çalışma biraz kabuğunu kırıp aslında farklı işlevlerle ilişkilenir hale gelmeye başladı. Bu projede böyle bir aslında çok bu rüzgar tam da nasiplenen bir yaklaşımla paylaşımlı ofisi içine aldı ve bence çok doğru zamanda o fikir, o yaklaşım aslında yine mod tarafından gelen bu öneri bence tam olarak yerini buldu, oturdu. İnsanların çalışabilecekleri bir platform haline de geliyor aynı zamanda. Acaba çalışır mı dediğimiz şeye şu anda açıkçası çok daha fazla inanıyorum.
diyebilirim. Çünkü hemen hemen bütün konseptlerde yer vermeye başladık. Özellikle daha böyle bir farklı kitleleri davet eden konseptlerde. Az önce bahsettiğim gibi sosyalleşme tarafı bizim için bu projenin olmazsa olmaz ayaklarından bir tanesi. Sürekli işte sektörü besleyen, canlı tutan, insanları besleyen seminerlere yer vermek. Buna dair bir alan yarattık. Ve buranın da sürekli etkinliklerle besleneceğini düşünüyoruz. Veya işte bir kafe alanı. Aslında bütün yani bu sadece bir yeme içme veya bir iyi kahve içebileceğiniz yer olmanın ötesinde buradaki bütün proje konuşmalarının, toplantıların yapılabileceği bir alan aslında. Bir toplantı alanı demek de mümkün. Evet, genel olarak baktığımızda böyle bir hikaye ortaya çıktı. Benim de anlatacaklarım bu kadar. Mutlaka aslında çok konuştuk üzerinde. Yine Temmuz'dan itibaren çok yoğun bir süreçten geçtik. Şu anda Kasım'dayız. Proje hayata geçti. Ne kadar olmuş? 7-11. 4 ayda aslında inanılmaz bir süre böyle bir bu ölçekte bir proje için ve biraz da yeni olan bir proje için. Yeni bir kurgu çünkü. Ve çok böyle aslında yoğun bir süreçten geçtik hep birlikte. Bu biraz deneyim tasarımının aslında veya bizim yaklaşımımızda da bizim tasarlayıp konsepti paylaşmaktan öte bunu böyle bir çok işbirlikçi şekilde götürmek var. Bunu da yakalayabildik açıkçası modla. Ve bu sayede de aslında böyle bir çok fazla, çok geniş içerikli bir proje çıktı az zamanda. Şu anda da muhtemelen bir kısmını atlamışımdır. Önemli noktalara değinmeye çalıştım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Soru cevap kısmı yapmak istiyoruz aslında. Varsa sorularınızı iletirseniz Emre Bey'e soralım. Yoksa da yavaş yavaş sonrasında bitirelim. Birazcık bekleyelim isterseniz Emre Bey. Tabii ki. Yok sanırım soru. Her şey yeterince açıklayıcı bir şekilde anlattığını Sonrasında da düşünerek. sorularınızı paylaşabilirsiniz. Her zaman seve seve cevap verebilirim. Çok teşekkür ederiz. O zaman yavaş yavaş bitirelim diyorum ben. Tekrar Tamam, ben teşekkür teşekkür ederim ederim. size. Rica ederim, ne demek? Benim için de çok keyifli oldu aslında projeyi böyle bir hayata geçen bir projeyi anlatabilmek. Tekrar o ilk konsepti oluşturduğumuz aşamaya dönüp böyle bir söylemek, anlatmak benim için de çok keyifli oldu açıkçası. Ben teşekkür ederim. Umarım bir Zaman. sonraki etkinliği mekanda yaparız. Özellikle böyle bir şu pandemi sürecinin ağırlığını atlattıktan sonra, mekanda biraz daha yaşamaya başladıktan sonra bir sonrakinde mekanda buluşmak dileğiyle diyelim. Aynen öyle. O zaman içeriden bir anlatışla daha güzel gözümüze de canlanır. Tekrar üzerinden Evet. geçeriz diyorum o zaman. Teşekkür ediyorum katılan herkese. Herkese sağlıklı günler diliyorum. İyi Kendinize günler, iyi sevgiler. bakın.